Şimdi Türkiye'deyiz. Arkadaşımız Özgür Yıldıran'ın haberi var sırada. Evet sevgili izleyenlerimiz, Vizyon ekibi olarak yine İstanbul Güneşli'deki Big Yellow Taxi Cafe Restorant'tayız. Birazdan işletme sahibimiz Sayın İsmail Doğan'ı tekrar konuk alacağız. Daha önce de Big Yellow Taxi'yi sizlere izletmiştik. Bakalım son konsept nedir? Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyenlerimiz, Big Yellow Taxi'de zengin menü çeşitleri var dedik. Şu an bardayız. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Bulduk, sizi de bir tanıyalım. Ben Mehmet Temel. Mehmet'ciğim şu an ne hazırladın misafirlere? Ben şu anda sweet coconut hazırladım efendim. Bu şekilde zengin bir görünüşüyle hazırladık. Evet. Onun sunumunu ayarlayacağız şimdi. İyi, görelim bakalım. Neler var şimdi burada? Öncelikle mevsimlik meyvelerimizi hazırlıyoruz. Sunumunu hazırlıyoruz. Hindistan cevizin içinde içeriğini hazırlayıp Hindistan ceviziyle sunumunu yapıyoruz ve masaya servisimizi ediyoruz efendim. Evet tabii bu meyve çeşitleri isteğe göre artıyordur herhalde. Evet, isteğe göre isteyen muz olabilir, çilek olabilir, kivi olabilir, elma olabilir. İsteğe göre meyvelerini gönderebiliyoruz efendim. Evet. Menü zengin diyorsun yani. Evet, menümüz zengin. Sadece ağza uygun meyveler yapabiliyoruz. Yani kişi ne isterse. Evet. Şimdi görelim bakalım en son halini. Tabii ki hemen hazırlayalım. Çok farklı bir konsept sevgili izleyenlerimiz. Doğal ananas değil mi içindeki? Evet efendim. Oo, evet. Görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenlerimiz çok farklı bir konsept. Big Yellow Taxi'ye geldiğinizde böyle bir konseptle karşılaşabilirsiniz. Her zaman bekleriz. Evet. Ağızlarına layıktır efendim. Evet. Birazdan zaten tadacak olan misafirlerin de görüşlerini alacağız bakalım. İddialıyız diyorsun ama. Evet, biz her zaman iddialıyız. Yeni yeni şeyler çıkartıyoruz, yeni menüler. Yeni ağza layık şeyler çıkartıyoruz. Bunun denemelerini yapıyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, Big Yellow Taxi'nin şu an mutfak kısmındayız. Ayhan Usta beni bonesi sokmadı içeri doğal olarak. Ben de bone giymek zorunda kaldım. Ayhan Usta kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Şu an neler yapıyoruz? Payita yapacağız. Evet. Buraya gelecek olan misafirler neler bulur? Sizden dinleyelim. Ne arzuyacaklar? Bütün menümüz zaten geniş. Kahvaltıdan başlayabilirler. Öğlen yemeklerimiz, alakart, akşam yemeklerimiz. Yani güzel, kaliteli inşallah. Herkese sunum yapıyoruz misafirlerimize. Evet. Nesil olarak. Kahvaltı da zengin menüler var değil mi? Evet. Yaklaşık 28 çeşit kahvaltımız var. Ortalama. Ara sıcaklarımız var. Fişimiz var. Evet. Doğal olarak gelecek olan misafirler Türk mutfağından, dünya mutfağından evet, her şey bulabilirler. Evet, her şey bulabilirler efendim. Leziz yemeklerimiz var. Arkadaşlarımız, kurumumuz, ekibimiz sağlamdır bu konuda. Leziz inşallah. Herkese memnun etmek istiyoruz burada. Memnun ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Sizi de bir tanıyalım. Nesli Şah ben. Nesli Hanım, bu kafeyi nasıl buluyorsunuz? Gayet beğeniyoruz. Arkadaşlarımızla gayet keyifli zamanlar geçiriyoruz. Eğleniyoruz. Tavla da oynuyorsunuz. Tavla da oynuyoruz, evet. Peki sunumları nasıl buluyorsunuz? Gayet başarılı. Sunumlar gayet güzel. Memnunuz. Merhabalar. Sizi de bir tanıyalım. Nurullah Özkan. 26 yaşındayım. Nurullah Bey, Big Yellow Taxi'yi nasıl buluyorsunuz? Gerçekten güzel, çalışanlar güzel, sıcak ve soğuk menüleri harika. Sıcaklar nasıl? Sıcak, ben genellikle Türk kahvesini tercih ediyorum. Evet. Yani gerçekten güzel. Tavsiye ediyorum da. Peki buraya geldiğinizde hoşça vakit geçiriyorsunuz. Tabii ki fazlasıyla. Çalışanlarla olsun muhabbetimiz oluyor. Gerçekten sıcak kanlı. Gerçekten. Tabii. Bu da memnun ederiz herhalde. Tabii ki fazlasıyla. İnsan kendi yeri gibi hissediyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yeğenler. Teşekkür ederim. İsmail Bey merhaba. Merhabalar.
Az önce gelen misafirlerin görüşlerini aldık. Gerçekten hepsi çok memnun. Bunu evet. Nasıl başardınız? Misafirlerimize elimizden geldiği kadar üstün hizmet, kaliteli hizmet, kaliteli ürünler sunmaya çalışıyoruz. İlgi alakamız olduğundan dolayı bizi tercih ediyorlar. Evet, personelleriniz de çok güler yüzlü. Onlardan da çok memnunlar. Bunu nasıl seçtiniz? Personelleri elimizden geldiği kadar onlara haftalık eğitim veriyoruz. Misafirlerle diyaloglar nasıl olur? İşte ilgi alaka nasıl olur? Kaliteli hizmet nasıl verilir? Sunumlar nasıl olur? Sunumlar nasıl olur? Onlarla alakalı sürekli toplantılar yapıyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum. Geçen haftalarda burada doğum günü partileri de olmuş. Evet. Bununla ilgili aktiviteler devam ediyor herhalde. Şöyle söyleyelim. Burada doğum günü gibi özel günlere rezervasyon alarak çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Ambiyans sağlıyoruz. İnsanların böyle huzurlu bir şekilde hatıralarına koyabileceği, resimler çekebileceği ortam yaratıyoruz. Evet, ölümsüzleştiriyorsunuz o anda. Yani öyle ama. Diyelim ona, ölümsüzleştiriyoruz. Herkes mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlıyoruz. Evet. Bir de hafta sonları burada grup kahvaltılar da var. Evet, onu da evet. Hafta içi de var. Hafta içi de var. Sabah saat 8'de iş yerimiz açık. Misafirlerimize hafta sonu, hafta içi zengin bir çeşitle, kaliteli ürünlerle kahvaltımız var. Rezervasyon alabiliyoruz, organizasyon olabilir. Bunların her türlü sunumlarını yapıyoruz. Evet. O zaman bu kahvaltı almak isteyen gruplara buradan seslenmiş olalım. Evet. Fiyatlar da uygun mu? Onu da sormuş olayım. Öncelikle kalitemiz de çok iddialıyım. Fiyatlarımız da çok cazip. Yani biz zaten sürümden kazanmak istiyoruz. O yüzden her türlü bu konuda yardımcı oluruz. Evet. Gelen misafirler de memnun kalıyor dolayısıyla. Yani şu ana kadar genelde hepsi memnun kalıyor. Evet. Bir de şey dikkatimi çekti, burada araçla gelen misafirler otopark sorunu da yaşamıyor. Evet, şöyle bir durum var. Şimdi burada vale hizmetimiz de var. İnsanları güler yüzlü bir şekilde karşılıyoruz. Emniyet bir şekilde arabalarını koruyoruz, muhafaza ediyoruz. Sıkıntısız bir şekilde tekerlerden teslim ediyoruz. Araçla gelebilir yani. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Çok güzel. Bir de şimdi yaklaşan Ramazan ayımız var. Birkaç gün sonra Ramazan başlıyor. Burada özellikle ona da değinmek istiyorum. İftarınız ve sahurunuz olacak herhalde. Evet, evet. Özellikle iftarla alakalı çok güzel, zengin bir çeşitimiz var. Et ürünleri, tavuk ürünleri, işte özel karışımlarımız, iftar sunumlarımız, sahurla alakalı çok güzel sunumlarımız var. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Zaten yeriniz de müsait herhalde, dışarıda, bahçede de. Bahçede de alanımız olacak, evet. Temiz havada. Güzel bir şekilde ağırlayacağız. Ramazan'la alakalı hazırız. Evet. Zaten o zaman burada dışarıdaki temiz havada günün yorgunluğunu da atıp iftarlarını açabilecek o zaman. Çok güzel bir şekilde günün yorgunluğunu atacağız. Hep beraber iftarımızı yapacağız. Ramazan'da mutlu bir şekilde bitireceğiz. Evet, inşallah. O zaman şimdiden bir Ramazan ayı mesajınızı alalım. Bizi yurt içi ve yurt dışından izleyen hemşerileriniz de vardır. Bir mesajınızı almak istedim. Evet, tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'inin mübarek olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepimize bir güzellikler katsın. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyenlerimiz. Big Yellow Taksi'deki kafe restoranttaki izlenimleri gördünüz. Gerçekten elit bir ortam, temiz bir ortam. Burada hoşça vakit geçireceğiniz, özellikle Ramazan ayında da programımız devam edecek. İsmail Bey, Ramazan ayında da programı sürecek herhalde. Evet, evet, evet. Ramazan ayında da burada. Aynen. Tüm Avrupa'daki insanlarımıza, yurt içi insanlarımıza ulaşacağız. Evet, inşallah. Evet, sizin de görmüş olduğunuz gibi Big Yellow Taksi'yi sizlere izlettik. Tabii ki hizmette sınır yok diyorlar. Gerçekten gelen misafirlerin görüşlerini de aldık. Big Yellow Taksi'deki izlenimler devam edecek. Bizden ayrılmayın.